Şimdi bugün size şundan bahsedeceğim ve bundan bahsederken de ilişkilerden, kadın diyeceğim, erkek diyeceğim, bahsedeceğim. Bugün size ilişkilerden bahsedeceğim. Bugün size erkeklerle kadınların... Herkese merhaba. Bugün size kadın ve erkeğin stresle baş etme yöntemlerinden, daha doğrusu yollarından bahsetmek istiyorum. Kadın ve erkek DNA olarak çok farklı ve özellikle stres altında bir kadın nasıl tepki gösteriyor, nasıl hareket ediyor ve erkek nasıl yol alıyor? Bu ikisinin farkından bahsetmek istiyorum. Aslında böyle bir video çekmek hani uzun zamandır aklımda. Bunun da en büyük sebebi yıllar önce bilenleriniz mutlaka vardır. Kadınlar Venüs'ten, Erkekler Mars'tan diye bir kitap okumuştum. Hatta ikincisi de çıktı sonra, Venüs Ateşli, Mars Buz gibi başlığı. O kitabı okuduğumda çok etkilenmiştim. Yazarı John Gray'di ve bir dönem işte Amerika'da yaşamıştım. O dönemlerde de üniversite zamanlarında bu John Gray'in bir workshop'ına gitme şansım olmuştu. O yüzden o adamı canlı da izlemiştim. Böyle sahnede falan çok da tatlı, sempatik bir adamdı. Bahsettiği konularda çok ilgimi çekmişti zaten o kitabını okuduktan sonra. Dolayısıyla uzun lafın kısası, ilişkiler benim zaten ilgimi çeken bir konu. John Gray'in bunu ele alışı da çok hoşuma gitmişti. Oradan hatırladıklarım kadarıyla ve kendi örneklerimle bu videoyu anlatacağım, paylaşacağım sizinle. Şimdi stres altındaki bir erkek öncelikle konuşmaz. Zaten şeyi siz de mutlaka biliyorsunuz. Yani erkekler kadınlardan net olarak daha az konuşuyor. Hatta kadınlara geveze diyorlar. Bence bu yine kadın DNA'sıyla alakalı bir şey. Çünkü bir kadın strese girdiği zaman daha fazla konuşuyor. Ve kadını bu rahatlatıyor. Ama erkek de tam tersi bir olayda, bir zorlukla, ya onda stres yaratacak herhangi bir şeyle karşılaştığı zaman tamamen sessizleşiyor ve içine çekiliyor. Şimdi burada erkek aslında kendi mağarasına çekilirken kadın da kendini alışveriş merkezlerine atıyor. Bunu annelerimizden, anneannelerimizden, yani benim anneannemden ben hatırlıyorum. Altın günleri olurdu. Böyle 15 kadın falan hani otururduk. İşte kısırlar yaparlardı, sohbet edilirdi. Bayağı böyle dedikodu goy goy giderdi yani hani o toplantılar, o günler. Ve benim çok enteresan gelirdi bana. Çünkü hiç susmazlardı. Tek hatırladığım hani umarım büyüyünce ben bu kadar konuşmam olurdu. Ki konuşkan olduğumu düşünüyorum ama böyleyiz. Sonuç olarak şimdi bir erkek konuşmuyor, bir kadın da stres altındayken konuşuyor. Ve bu kadının kendini ifade etme yoluyla rahatlama şekli. Erkek de kendi içine çekiliyor ki o sorun her neyse ona bir çözüm bulsun. Şimdi burada kadın ne yapıyor? Esas mantık o zaten. Erkek mağarasında ve belki halinden mutlu mesut sessiz sessiz oturuyor. Böyle şey vardır, kimin heykeli hatırlamıyorum ama şöyle düşünen bir erkek vardı galiba. Bakırköy Deliler Hastanesi'nin şeyindeydi. Vallahi adını hatırlamıyorum diye şimdi adından söylemeyeyim. Benim şu anki cahilliğime gelsin. Adam öyle otururken kadın da dürtüyor. Konuş, ne oldu? Hani anlatman lazım bana. Niye konuşmuyorsun? Direkt kadının algıladığı, konuşmuyor, anlatmıyor demek ki beni sevmiyor. Bana kalırsa çok zor olmakla beraber bu bizim kendimizi geliştirmemiz gereken bir şey. Çünkü erkek konuşmaz, erkek çözüm arar, erkek susar, kabuğuna çekilir ve o onu halledene kadar da yani çıkmaz o mağaradan. Ve ne yaparsanız yapın bir adamı o mağaradan zorla falan çıkaramazsınız. Zaten zorla çıkarırsanız yine gelir, belki karşınıza dikilir ama yine susar. Dolayısıyla o adamı bir rahat bırakmanız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Kadının burada ne yapması gerekiyor? Bu başlı başına aşırı derecede zor. Çünkü kadın da susmayı sevmiyor. Bana kalırsa eğer alışverişten hoşlanıyorsanız gidin alışveriş edin. Bu noktada eşinizi, partnerinizi ya da flört ettiğiniz o kişiyi takmayın çok. Emin olun, ona güvenin. O sorunu hallettiğinde çıkacaktır. Bir erkek sadece bir öneri istediği zaman, yani o soruna çözüm istediği zaman ya da birini suçlamak istediği zaman konuşuyor. Bu iki durum dışında erkek öyle kolay kolay
bu sorununa çözüm ararken konuşmuyor. Dolayısıyla kadınların burada biraz hani kendi kabuğunuza çekilemezsiniz. Çekilemeyiz biz, bunu biliyorum. Ama adama zaman tanımamız gerekiyor. O yüzden bu noktada biraz hassas davranın. Anlayın ki onun zamana ihtiyacı var. O sorunu çözünce zaten size gelecek. Ay sevgilim diye hatta belki güller dökecek, bilmiyorum. Olabilir yani, bu olası. Yeter ki onu siz anlayışla bu noktada karşılayın. Bir erkek için çözümün önemi vardır. Zaten erkeğin öyle durmasının, mağarasına çekilmesinin bir sebebi var. Dediğim gibi sorununa çözüm araması ve çözüm bulana kadar orada kalması. Kadın da kaba bir tabirle dırdır yaptığı için rahatsız eder adamı. Çünkü kadın dünyasında, Venüs dediğim bu aşamada, çözümün hiçbir önemi yok. Yani biz kadınlar konuşuruz, rahatlarız. İki belki işte böyle dans ederiz, gideriz belki alışveriş yaparız. Bizim için o konu bitmiştir. Çünkü ona bu aşamada takılıp kalmayız. Erkek DNA'sı rekabetçidir ve kadın DNA'sında rekabet yoktur. Daha çok duygu odaklıdır. Burada şöyle bir parantez açacağım. Bahsettiğim dominant kadınlar var ya da böyle iş dünyasında çok eril olmayı gerektiren mesleklerinden dolayı da doktorlar, avukatlar, bilim insanları, ama bahsettiğim burada o değil. Kadının DNA'sı ile erkeğin kodlanması aslında. O yüzden bu açıdan bakın olaya. Erkek bu durumdayken çözüm arama modunda da kadına uzak, meşgul ya da unutkan gelebilir. Erkek beyni bazılarınızın bildiği üzere tek bir konuya odaklı çalışır. Ama kadın aynı anda birçok şeyle zaten ilgilenebilir. Dolayısıyla bu noktada da erkek direkt hani çözümle, çözümle, o böyle bir loop'a girmiştir zaten. Kadın da burada ilgi bekler ve onun uzak durmasını, o meşgul gözükmesini, mesafeli durmasını hemen kişisel alır. Allah beni sevmiyor. İşte ben ondan ayrılsam mı? Kesin benden soğudu. Neden benden soğudu? Gibi gibi bahaneler bulabilirsiniz. Ama emin olun olayın sizinle hiçbir alakası olmayabilir. Son olarak, daha doğrusu sona gelirken diyeyim, kadın duyulduğunu hissedince rahatlıyor. Erkekse çözüme ulaşınca. Şimdi bu noktada erkeklerin de burada dikkat etmesi gereken şu var. Tamam, kabuğunuzdasınız, işte susuyorsunuz ya da sessizlik yemini ettiniz o zamana kadar. Mağaranızda kalacaksınız. Ama bir noktada şunun da erkekler farkında olmanız gerekiyor. Kadınların çok fazla ilgiye ihtiyacı var. Özellikle duygusal ilişkide. Ve onlara çözüm vermek zorunda değilsiniz. Kadın sadece konuşmak ister. Kendini anlatmak ister. O yüzden eşinize, partnerinize, o kadına duyulduğunu hissettirin. O zaten duyulduğunu hissederse sevildiğini de hisseder. Değer gördüğünü de hisseder. Bu ikisinin ayrımı büyük. Yine altını çiziyorum, o yüzden tekrarlayacağım. Hiçbir şekilde erkekler kadına bir öneride bulunmanız gerekmiyor. Kadınlar, siz de erkek mağarasına çekildiği zaman ona ihtiyatlı davranmanız gerekiyor. Şimdi son olarak da şöyle bir örnek verebilirim. Mesela eşinizle, partnerinizle bir sorun yaşıyorsunuz ve bir şekilde o çözüme ulaşmıyor. Ve gerçekten sevgiliniz onu çözüme ulaşması için bayağı kendince çaba sarf ediyor. Ve bu çabası da onun dediğim gibi susarak oluyor. Ama siz de bunu çözüme ulaştırmak için konuşuyorsunuz. Şimdi düşünün, siz konuşuyorsunuz, adam da susuyor. Burada bir dengesizlik var. Birinizin bu dengeyi sağlaması gerekiyor. Bu noktada işte bunlar aklınıza gelirse ve ben zaten hep konuşuyorum, benim DNA'm zaten böyle, benim kodlanmam böyle, ben bir susayım ya da ona bir zaman tanıyayım diye deneme yapın. Bir bakın bir şeyler değişecek mi? Yorumlarda da bunu benimle paylaşmanızı istiyorum. Özellikle hayatınızda biri varsa, evliyseniz, sevgiliniz varsa ya da hoşlandığınız biri varsa ve onunla deneme yapmak istiyorsanız bence çok eğlenceli. Yapın. Bir de sizinle çok kısaca aklıma gelmişken şunu da paylaşmak istiyorum. Erkek ihtiyaç duyulunca kendini çok iyi hisseder. Kadın da değer görünce, değer verilince. Bu aklınızın böyle bir köşesinde hep dursun ve bunları gerçekten deneyince çok eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Çünkü ben hayatımın böyle bir döneminde bayağı böyle oynuyordum açıkçası bunlarla ve çok hoşuma gidiyordu. Dediğim gibi yorumlarda deneyimlerinizi benimle paylaşın. Eğer hoşunuza gittiyse bunu devam ettirebilirim. İlişkilerle ilgili çok fazla konular var konuşmak istediğim. O yüzden yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok değerli. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi ki varsınız.